Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Öncelikle bunu hatırlatalım. Şimdi bir borsa analizi yapalım. Piyasamız ne durumda? Yurt dışı piyasalar yıkılıyor yine. Yurt dışı piyasalar bir türlü dibi bulamadı. İkili dibi mi geldi yoksa yeni dip mi arıyor? Onun analizini yapacağız. Endeks öncelikle bir bakalım arkadaşlar. 2393 seviyesinde. Geçen hafta görmüş olduğu en dip seviye olan 2360-2380 şu bölgede Bakın 2360 80 bölgesinde sunduktan sonra gelen bir tepki hareketinde tepki hareketi ve yatay bant hareketleri devam ediyor. endekste bir yorgunluk. Bant altına doğru bir sarkma. Bakın şuradaki bir sat kanalı ve kırılım gerçekleştikten sonra güçsüz yapı. Bazı saatler halen yukarıda dursa da genel seyir genel seyir arkadaşlar zayıf olduğunu belirtelim. Girdim basamak modeline uygun bir e, düzeltme noktası. 2320-2330-30 sanki şu bölge hedefmiş gibi görünüyor. En azından şuralarda bir düşen hat oluşturup ondan sonra taban oluşturup daha sonraki süreçte ise yeni zirve yapmak üzere yukarı doğru yönelmesi günlükte benim beklentilerim dahilinde. Haftalık bakacak olursak haftalıkta yaklaşık 2, 3, 4, 5 haftadır kırmızı var. Uzun zamandır bu şekilde 5 haftadır süren bir kırmızı ile karşılaşmamıştık. Geçmişe de şöyle bir baktığımızda düzeltmelerin genelde 5 haftayla sınırlı kaldığı 1, 2, 3, 4, 5 haftayla sınırlı kaldığı yani dikkat çekici. Buraya da bakıldığında yine benzer şekilde 5 haftayla sınırlı kalmış bir e, yapı e, gözümüze çarpıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. hafta şu kısımda yeşil tepki vermiş ve dip oluştuktan sonra yönelmiş. Şimdi ise yatay 5 haftalık bir yapı var. Buraya da bakıldığında yine 2 ay süren bir sindirme hareketi söz konusu. Şuradaki haftalık bazdaki pinin tepe noktası yani şu bölge sayılmazsa buradaki güçlenme tamamlandıktan sonra bakın direnç noktası tam o direnç noktasına tekrar çarptı fakat üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Şimdi tekrar düzeltmeye geldiğini görüyoruz. Burada süper trend aşağıda destek oluşturmaya başladı. 21 ama ise yukarı eğilimi devam ettiriyor. Ben buradaki 21 EMA'ya çarptıktan sonra bakın buraya bir şekilde buluştuktan sonra hareketin yukarı doğru yönelmesini bekliyorum. Ve yeni zirve yapmak üzere şuradaki hattın bir sonraki hamlede bakın bir denedi kıramadı, iki denedi kıramadı. Üçüncü denemede kıracağını 2500 geçtikten sonra 3500'leri hedefleyeceğini düşünüyorum. Piyasanın yukarı yönlü eğilimlerinin devamını bekliyorum. Ama şimdilik tabi sindirim hareketleri devam ediyor. Yurt dışı, özellikle kanrevan içerisinde onu belirtelim. Saatliklere bakıldığında bir zayıflama var. Ters bayrak görüntüsü içerisinde bir görüntü. Ama bu da bir ayı kanalı vardı. Negatif tablo. Yani, her zaman bu üçgenler aşağı doğru kırılmıyor. Biz her ne kadar 2300'ü beklesek de bu, bu şekilde gelecek olan bir hareketin tekrar tepki mahiyetine yukarı yönlü eğilimleri başlatacağını düşünüyorum. Aslında aslında arkadaşlar genel analizim benim şu şekilde yukarıya doğru bir tepki yapmasıydı. ancak yurt dışı müsaade etmedi tabi. Bakalım ne olacak yani özellikle bir bu haftanın kapanışı için bir günlük işlem zamanı kaldı. Yani şu bölge özellikle sınanıp 2420-2440 görüldükten sonra tekrar aşağı bölgenin sınanması şu anda tam orta noktadayız. Yani ben hem yukarının hem aşağının bir şekilde görülmek isteneceğini düşünüyorum. Şimdilik fiyat hareketlerini dikkatlice izliyoruz. Yatay bant hareketleri gündemde. Burada rakamlara dikkat edeceğimiz nokta 2390 noktası, 2390-2380 daha önce görmüş olduğu şu bölge önemli bir destek hattıydı. Bu bölge 2360, 2360'ın kırılması 2330'a kadar düzeltmeyi beraberinde getirebilir. 2330 hatta 2300'e kadar bir düzeltme gündeme gelebilir. Sonra ise bu bölgenin tutunacağını üçüncü kez denemiş olacağız. Biz de burayı sayarsak dördüncü kez denemiş olacağız. Sonra ise yukarı eğimin başlayacağını bir kez daha deneyip sonra geri çekilip sonra tekrar yukarı hamleleri, görmemiz mümkün olabilir. Tabi bu işi uzatır. Ben daha kısa süre içerisinde bir analiz yaptığımda şu kısmı yani bir pozitif açılış, pozitif duruş ve yukarı eğilim en azından şuradaki direnç noktasına çarpmış sonra bir geri çekilme sonra yukarı hamle fakat neticede önün yukarı olduğu yani şuralarda bir yapı oluşumunu tamamlayacağı sonuçta da önün yukarı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim tabi beklentim. Biraz da temenniyim onu söyleyeyim. Destek hattı 2300-2330 bu bölge. Bu yılın dip noktası olarak baktığım yerler. Olası çok negatif senaryolarda ne olur diye bakarsanız çok negatif senaryolarda çok arzu etmediğimiz bir senaryo var. 2300'ün ile beraber 2200'e kadar o durumda piyasalar tekrar aşağı doğru salınımda devam ederler. Ancak bu benim beklentilerimde olasılığı en düşük olan senaryolardan bir tanesi. Benim beklentim daha çok arkadaşlar buralarda taban oluşturması. Tahtalar çünkü aşırı satıldılar. Mesela geçen, bu özellikle son işlem gününde yani dün. Bankacılığa bir tepki geldi. Garanti Bankası yukarı doğru yöneldi. Diğer bankacılık tahtalarda %3'lük aşırı satılmış. yüzde %4'lük tepki geldi. Türksel Aselsan gibi tahtalarda ise, emlak gibi tahtalarda ise henüz bir tepki hareketi yok. Ama zamanı geldiğinde ben onlarda da tepki hareketinin başlayacağını ve eğilimlerin yukarı olacağını düşünüyorum. Bu arada tabii etkili olan faktörler bir tanesi yurt dışı henüz dip yapma oluşu. Ben S&P'de 4150 4250 hattına kadar çıkan bir S&P'yi beklemiştim. Fakat S&P oraya çıkacak gücü bulamadı. 4100'den gelen satışlarla inanılmaz bir satış yedi. 4100'den gelen satışlar dikkat ettiyseniz 3 günlük yükselişini tek bir günde verdi ve düşen hattın da altına sarkarak 3850'ye tekrar temas etti hatta görmüş olduğu dip seviyesinin de altına geldiğini görüyoruz. 3800 artık burada hedef. Daha aşağı noktalarda ise 3600 ve 3400 noktası hedef bölge olarak takip edilebilir. Yani şu kısım 3800. Bir tane daha atalım şuraya. Bir tane de bu 3600. Bu basamaklar bunlar. Buralarda bir yerden alım yönlü bir yükseliş gelmesi muhtemel. Onu belirteyim. Yani tepki bölgesi ya işte bu bölge 3800 3600, 3400 bunlardan kademeli bir yükseliş gelecektir. Şurada net bir obo oluştu. Bu obonun hedefleri tabi henüz gerçekleşmedi. 3800 ve 3600 hedefler olarak görünüyor. Dikkat çekici. Bunu ben daha çok Haziran aylarına sarkıtacaklarını düşünüyorum. Şimdilik satışlar tabi sert. Dirençlerine geçemiyor. 21 EMA'ya kafa attıktan sonra düşüş aynak devam ediyor. Bakın şurada net bariz bir düşüş hattı var. Alt desteğe vurdukça oradan ufak, ufak da olsa bir alım geliyor ve tepki geliyor. Yukarı dirence vurdukça da e, satış geliyor. Dolayısıyla 3800-3850 bir destek hattı olarak karşımıza çıkıyor. Buranın kırılma 3600 ve 3400 de beraberinde getirir. İsterlerse geçmişte olduğu gibi sadece 4-5 günde oraya kadar getirebilirler. Ondan sonra da uzun soluklu yükseliş için toparlanıp ve piyasaları desteklenmesiyle e, beraber devamı gelebilir. Basamak modeline bakacak olursak. Burası karşımıza hedef hattı olarak çıkıyor. Normalde DAX'ın 13.000 seviyesi piyasaların şu bölgesine denk geliyor. Yani S&P'nin 3.400 hattına geliyor. Bir de Dow Jones'a bakalım. Dow Jones nispeten daha ağır hareket ediyor, ediyor. Fakat orası da yeni dip gördü. Dün itibariyle bakın. Gece vadelilerde yeni dip gördü. Burada da hedef seviyenin 30.000'li 30 seviyeler olduğu göze çarpıyor. 30.000'li 30 seviye hedef olarak takip edilebilir. Daha negatif senaryolarda bin ne Gelir mi diye de insan düşünmüyor değil. Ee, bu şekilde bir e, kriz. Bir anlamda kriz ve aşırı satım bölgesi. Şu anda da dikkat ettiyseniz her e, şu destek hattına vurduktan sonra gelen tepki hareketi var. Geçen gene vurdu. Bir tepki hareketi geldi. İkili dip için tekrar vurdu. Ondan sonra ciddi bir e, tepki geldi. Şimdi de yine benzer bir hareketle karşılaşabiliriz. İkinci kez geldik. Bakalım tekrar 31.000'in üzerine atacak mı? 31.000'in 31 bin, 32 binin diyelim daha doğrusu. 32 binin üstüne atacak mı? 32 binin üstüne atacak olur ve orada yerleşecek olursa tekrar 36 bin gündeme gelir. Ama oraya iyi geçemezse düzeltmenin devamını beklemek lazım. Onu belirteyim. Şimdi bir de diğer kritik enstrümanlara bakalım. Nasdaq'ta aynı şekilde satış vardı. Nasdaq yeni dip yapmadı. Biraz tutmaya başladı. 11.800 seviyesinde tutunuyor. DAX'ta bir toparlanma var. O, o da önceki gün gelen satışlar. Bugün gelen satışlar binde seviyede. E, yeni dip yapmadığını görüyorsunuz. DAX biraz daha dik duruyor ama e, tekrar dip bölge görülebilir. Bitcoin'de 29.000 28.000 görüldü. Tekrar 28.000 seviyeler görüldü. kademeli olarak o da buralarda taban oluşturmaya çalışıyor. Kendisine güç toplamaya ve alan e, geliştirmeye çalışıyor onu belirtelim. Bitcoin'de bir kriz olmayacaksa yani yeni şelale tarzı hareketler gelmeyecekse buralarda bir sınırı da olsa toparlanma bekliyorum. En azından 34 seviyeye doğru bir atak Bitcoin'de gelebilir diye düşünüyorum. Yurtdışı piyasalarda da ikili dip yaptık. Oralarda da bir miktar toparlanma olacaktır. Düzeltmenin devamı belki Haziran, belki Temmuz, Ağustos aylarında uzayabilir. Yurtdışı piyasalar için söyleyeyim. Yani hızlı bir düşüş, kriz mahiyetine bir düşüş benim beklentilerim dahilinde değil. E, S&P 2800 şey düzeltiyorum 3850 3880 buraların destek tekrar 4150 4200 4250'ye kadar e, hatta 4300'e kadar belki bir tepki hareketi Dow Jones'ta da 34000'e kadar bir tepki hareketiyle karşılaşabiliriz. 5-6 günlük de olsa bir pozitif seyir Haziran ayıyla beraber başlayacağını fakat daha sonraki süreçte ise yine sıkıntılı süreçlere tekrar dalgalı seyirlerin e, geleceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. Genel analizlerim bu şekilde. Bir de Umus altına bakalım. Umus altında 1850 hattının, 1800 hattının destek olduğunu konuşmuştuk. Daha aşağıda 1750 değerlendirmemiz vardı. Umus altında da bakın tepki hareketleri devam ediyor. 1830'a kadar gelen bir tepki hareketi var. Bu bölgenin Umus için tekrar alım fırsatı 1900 bölgedir. hedefleyecek olan bir fiyatlamayı beraberinde getirecektir. Gümüşte de 22.000'in üzerine doğru tekrar bakın o aşırı satımdan sonra bir tobo şeklinde bir görüntü var ve burada taban oluşturma durumu söz konusu. Bundan sonra da 23 bin gümüşte hedef diye değerlendiriyorum. Aşağılarda kalıcılık sağlayacağını düşünmüyorum. Zaten çok aşırı şekilde satıldı. Bu aşırı satımdan sonra gelen tepki hareketi piyasaları toparlayıp düzeltecektir diye değerlendirmemiz var arkadaşlar. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik kurma ve bilgi vermedir. Onu da hatırlattıktan sonra bir de bir iki duyuru yapalım. Eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Bu seneki eğitim çalışmamız yaz kampı şeklinde, borsa eğitim kampı şeklinde çalışma olacak. İki gün konaklamadı. Katılmayı düşünen arkadaşlar detaylı bilgiler için mail atabilirler. psikolojizakademi.gmail.com ya da serifbey.gmail.com'a mail atarak programın detaylarını, iletişim bilgilerini, program içeriğini ve ne şekilde bir program tasarlandıysa o konuda bilgi sahibi olabilirler. Arkadaşlar bunu belirtmek isterim. Tarihi olarak ise 28-29 Mayıs ile 11-12 Haziran tarihlerinde 15 gün arayla yani 2 hafta arayla kamp planlandı. Cuma akşamından giriş eğitim merkezine. Cuma Cuma akşamı programı dahilinde tanışma ve akşam yemeği ile başlıyor program. Cumartesi tüm gün eğitim. Cuma, pazar günü de tüm gün eğitim. Ve işte Darıca Balyonos Koyu gezisi ve çevrenin gezisiyle beraber de program sonlandırılıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hem bir dinlenme hem bir eğitim çalışması olacak. Yapısal analiz, temel dinamikleriyle ve bakış açısıyla yapmış olduğumuz analizler 2023 beklentileriyle beraber tahta analizleri ve kursun diğer anlatmadığım ayrıntı detaylarla beraber eğitim çalışmalarını e, sürdüreceğiz. E, güzel de bir e, program tasarladık. Onu da hatırlatmak isterim. Akşam da vaktimiz olsa bir canlı yayın yapar. Piyasaların bu gergir, gergin durumunda yani piyasalar nasıl seyreder onu e, düşünüp e, analiz etmeye çalışırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.